Hiçbir şekilde market veya tezgahta bulunuyor musunuz? Görüyor musunuz? Ben geçmiş zamana göre daha önce mesela bozuk parayla çok çalışıyordum. Şu anda bozuk para bulma sıkıntısı çekiyorum. Neden biliyor musunuz? Hep büyük para geliyor. 100 TL, 200 TL. Yani bu da demek oluyor ki halk refah içerisinde. Halkta varlık var, para var. Sükunet var, huzur var. Ama ben de artık var. Mesela bozuk para taşımıyorum. Çünkü bozuk parayla bir şey elde edemeyeceğim için şu an cebimde olan para minimum 100 lira olması lazım ki ben dışarıda bir şeyler alabileyim. İşte ama o 100 lirayı taşıyabiliyorsunuz değil mi? Şimdi ama 100 liranın alım gücü düşük olduğu için onu taşıyor. Bütçe dardaydı, sıkıntıdaydı, muhabbet düşüncesi vardı, doğru mu? Şu anda o yok. Şu anda herkes o kadar rahatlık içerisinde ki, o kadar refah içerisinde ki, o kadar bir sükunet hakim ki hiç kimsede sıkıntı yok, emin olun. Özür dilerim. Diyorum ya. Biz 2 yıl önce 3 milyonla 10 tane daire alabiliyordunuz, şimdi bir tane alamıyorsunuz. Bu arkadaş neyi savunuyor anlayamıyorum. Ben herhangi bir savunma peşinde değilim. Şimdi bütçe belli, cepteki para belli, yastık altındaki belli, bankadaki para belli, limit belli. İnsanlar istediğini alabiliyor. Param yok diyor, son model Mercedes de geziyor. Mercedes'in yakıtı, vergisi, giderleri hesaplayabiliyor musunuz? Yani ben garibanım diyen insan, eskiden araç yoktu. Herkesin 3 arabası var şu an. Önce hiç kimsede araba yoktu. Şimdi bir kapının önünde 2-3 tane araba var. Herkes keyfine göre, modeline göre araba alıyor. Yalansa yalan deyin. Gezin, bakın evlere bakın, dükkanlara bakın. Hepsinin önünde aynı zamanda arkadaş doğru söylüyor. Drone alıyorlar. Keyfi keder istedikleri gibi takılıyorlar. Yani bu vahim değil. Gayet olağanüstü rahat bir şekilde yaşam. Yani dünyada gezdiğim yaklaşık 14-15 tane ülke gezdim. İnanın en refah ülke Türkiye. Türkiye'den daha refah ülke yok. Sırbistan, Makedonya, Fas, daha say Macaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek. Samimi söylüyorum, en refah ülke burası. Ama ne hikmettir, insanlar sadece kendi bazı çıkarları veya taşlı sopalı bir göstermek amaç uğruna taşlamaya çalışıyorlar. Meyve veren ağacı taşlıyorlar. Teşekkür ederiz. Sizin cebinde para çok dedin. Evet. Tamam mı? Dedin ki insanlar zengin çünkü bana hiç bozuk para gelmiyor, hep kağıt para geliyor. Ama sen de ironiyi çözemedin ki, sen yıllardır röportaj yapıyorsun. Ben senin ironi yaptığını da. Bak yıllardır röportaj yapıyorsun. Bu düzeltme o zaman. Bu düzeltme. Evet. Türkiye'de gerçek söylüyorum. Bak, nasıl re yapılır? Re yap. Şimdi bir dakika, şu vaktimiz var. Bir şey soracağım. Türkiye ekonomisine geçim, yaşam standartlarının vermiş olduğu insanlara zorluğa. Ya Allah. Bu hayatta insanlara sürekli vaat edip de insanlar yokluğun pençesine düşüren bir devlet de bir hükümetle yaşıyor. Hükümet evet. Devlet hükümet. Kutsal. Devlet kutsal. 18 yaşında hep benimle adaşım aynı yaşta. Şimdi bu arkadaş. İroni yapmışlar meğer. İroni ya. Yani adam. Şimdi cebine koyacak 200 TL'yi, gelecek çoluk çocuğuna kıyafet mi alacak, okullar açılacak, üst baş mı alacak? Şimdi sen kalkıyorsun Avrupa'nın 200 eurosuyla Türkiye'nin 200 TL'sini kıyaslıyorsun, doğru mu? Evet. Mantıklı mı? Değil. Avrupa bizi niye kıskanıyor? Vay mı o magi Avrupa vay. Sen geliyorsun Türkiye'ye kıskanıyorsun değil mi? Bir sakin ol. Öyle bir şey yok ya, sakin de öfken var ya dağlar kadar. Ben sana bir haber vereyim. Ben var ya bu seçimde gittim. Oy kullandım. Keşke bana var ya traktör çarpsaydı, kamyon çarpsaydı, tepeme uçak düşseydi de gidip oy kullanmasaydı. Ya bir sakin ol. Oyu kime kullandın? Abi çok öfkeliyim ya, bildiğin gibi değil. Oyu kime kullandın? Diyor ki kiracıyı düşünüyoruz diyor. Oyu kime kullandın? Ha? Oyu kime verdin? Ya oyu bir hatırı değer bir arkadaşımız vardı, ona attık da. Şu anda görevde mi? Görevde. Bir numara. Sömürüyorum halkı, milleti. Tamam, oraya milleti. Girmeyelim, bizi tutuklatma. Başka bir şey şimdi. Durum nasıl peki? Gidişat nasıl? Gidişat var ya, halk perişan. Eskiden bizim tezgaha gelir 2-3 kilo meyve alırdı her bir meyveden. Şimdi adam geliyor 250 gram ver, yarım kilo ver diyor. Biraz dişini sıksın diyenler var. Ya adam... Diş kalmadı ki. Yani şimdi bir şey diyeceğim de o yayınlanmayacak. Ya dişini sıkacak bir şey kalmadı ki adamlarda. Bir implant hiç kalmadı. Açayım göstereyim mi? Göster. Çürük hepsi ya. Sıka sıka ne olacak? Vallahi. Dipleri yok yok. Göster. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Halkın abi. Şu standartlarda hani her şey, ben aslında size bir şey söyleyeyim mi? Adamlar normalde insanlar yanılttı. Avrupa Türkiye'yi kıskanıyor. Avrupa Türkiye'nin nesini kıskanıyor? Adamlar orada bilmem nesiyle gülüyor Türkiye'ye. Bir şey söyleyeceğim. Buyur. Bu Angela Merkel. Ya eski Cumhurbaşkanı. Evet.
Başbakanı. Emekli olduktan sonra kıskanmış Türkiye'yi, orada taşların 2 artı 1'i ev tutmuş, buraya yerleşmiş. Buyur buradan yak, görüyor musun? Zavallı adam. Buradaki araba temiz de olabilir. Taşların suyu meşhur ya. Tabii taşların suyu meşhur ya, ondandır o. Evet. Gezdirmeyeceğiz diyorlar. Kiraya zam yapılıyor. Hiç kimse tepki vermiyor. Sadece haberlerde 2 tane haber kanalında, o da belli bir haber kanalları var ya. Hiçbir şey yok. Umut ne, öyle bir şey yok ki abi. Sadece yalandan kandırıkçı bir haber var. Allah'ım yarabbim. Diyor ki kiraya, diyor biz diyor kiracıyı diyor desteklemek için, mağdur etmemek için diyor mahkemeler şunu bunu yapıyor, öne sürülüyor. Ondan sonra ama her şey ateş pahası, almış başını gidiyor. Bugün yarından daha ucuz. Bugün yarından daha her şey ucuz, yarın daha pahalı. Alan kazanır yazın. Bugün alan kazanır, yarın daha pahalı. Çünkü her gün bugünden daha pahalı. Şöyle bir gel, bir şey soracağım ben sana. Tabii. Şeftali. Evet. Pazardan aldın. Tamam. Şeyden. Halden aldık. Getirdin buraya, 5 lira kar koydun, sattın. Doğru, 40 lira diyelim. 40 lira. Evet. Bunu almaya gidince alabiliyor musun? Bir dahaki hale gittiğimde 50'ye, 40'a sattığım mal 50'ye bulamıyorum. Burada bir abla dedi ki bu halciler, pazarcılar Sayın Erdoğan'ı düşürmek için pazar fiyatlarını artırıyorlar diyor. Sen öyle bir şeyin var mı? Ya Sayın Erdoğan'ı kimse düşüremez ki. Size bir şey söyleyeyim mi? Sayın Erdoğan Türkiye ile uğraşmıyor. Sayın Erdoğan eğer yurt, hani diyorlar ya dış güçler ülkeyle uğraşıyor diyorlar ya, öyle bir şey yok ya. Sayın Erdoğan Van Millet'le dünyaya meşhur oldu. Kalkıp da 4 tane paçası şeye mi laf geçirttiremeyecek? Evet. Bırak onlar da, ya pazarcı değil yani, burada enflasyonu, ekonomiyi yükselten 4 tane taneye laf geçirttiremeyecek mi zannediyorsun? Evet. Vallahi var ya, kuyruklarından dala asar onları. İstese ama sorun istemiyor. Bir. Neden? Çünkü hepsi kendisinden kaynaklı. Bu insanların hepsi biliyor ki bu paralara, bu fiyatlara bu ürünler alınmaz. Geçen sene 8 liraydı, bu sene 40 liraya veriyorum ya. Hadi 2 katı olsun 16, hadi 20 lira olsun. Vatandaş gelip de böyle çocuğu anne alır mısın deyince alamadığı o ne derler, trajik sahne. Yarım kilo alıyorsa yarım kilo da biz veriyor, bakıyor durumu iyi diye. Hadi çoluk çocuğu, bir o çocuğu yiyecek, öbür çocuğu da yesin diye bir tane fazla, iki tane yarım kilo fazla veriyor. Hep merak ettiğim soru son zamanlarda. Eskiden biz geliyorduk, abi bir tadına bakayım mı diyordum, bakıyordum. Abi 2 kilo tart diyordum. Böyle bir şansın var mı artık? Yok, öyle bir şansın yok. Bir de şuradan yalan söylüyorsun diye bağıran bir tane özürlü daha var. O arkadaşın da babası İstinye'deki daireyi diğer üvey annelerinden olan kardeşlerin üzerine yaptığı için bu da biraz psikolojik sorun yaşıyor. Evet, o da biraz sıkıntılardı var. Allah yardım etsin. Yardım etsin. Sayın hükümete de, sayın vatandaşımıza da.